Beyaz TV ekranları Yaşama Dair Programından herkese merhaba. Muhteşem bir hafta geçirdiğinizi düşünüyorum. Bugün cumartesi. Ben sunucu partnerim, saygıdeğer Emre Aydın'la birlikte sizlere buradan kocaman eller sallıyoruz. Şöyle küçük bir e, tatlı olur şey olur böyle şeyler. Efendim karşımda Emre Aydın var. Bugün benim konuğum dışında e, misafir ee, çok özür dilerim, çok küçük bir nazar oldu efendim. Dış ticaret uzmanı ve gümrükleme uzmanı olarak benli olacak. Efendim nasılsınız? Hoş geldiniz. Evet, hem sana partner olmak hem de karşında şu anda tekrardan bilgi vermek için yanında olmak çok keyif verici benim için. Ay nasıl nazarla başladık. Evet. Herkese telefonlarının sesini kapatın dedim. Kendi telefonumun sesi açık. <laughs> öyle olur bir de öyle. Şeniz abla aradı. Daha da ötesi olamaz. Böyle insanlar yaptım. Affola. Hemen ben artık kendimden görüntüyü alıp nasılsın, iyi misin diye sormak istiyorum. İyi olmaya çalışıyoruz. Bu hafta biraz hastalıklarla da geçse toparlanmaya çalıştık toparlandık sen de bu hafta bayağı yoğundun herhalde evet sen hasta olduğun için de benim programlarıma da gelemedin sunuculuklarıma evet. da gelemedin artık haftaya diyoruz hatta bu akşam da bir organizasyonum var ona davet ediyorum seni canlı yayında davet edeyim ki gelmek zorunda kal senin organizasyonların zaten bitmez <laughs> umarım hepsine katılmış oluruz bir gün harika emrah şimdi ben seni tanıyorum ancak e, seyircilerimiz de biliyor ama biraz ayrıntıya girmek Tabii. istiyorum Öncelikle Emrah Aydın kimdir? Dış ticaret uzmanlığı ve gümrükleme ile ilgili bize biraz bilgi verir misin? Tabii ki. E, 21 yıldır e, ithalat, ihracat ve transit işlemleri yapan firmalara hem danışmanlık hem de gümrükleme hizmetlerinde destek oluyoruz. Bu konuda uzun yıllar deneyimimizden dolayı da e, sektöre bir şekilde yön vermeye çalışıyoruz. Peki ithalattan girelim. Şimdi... Tabii. Ben bu arada Şener Şen gibi hissediyorum bazen kendimi. Her gelen konuğun yaptığı şey acaba ben de yapabilir miyim diye düşünüyorum hep. İthalattan gireyim. İthalat yapmak istesem, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii ki ithalat evet elimizde kalan yani şu anda hali hazırda herkesin yapmak istediği bir şey ama benim öncelikle tavsiyem ihracat çünkü ha. devletimizin tamam. döviz kazanması için bizim ihracat yapmamız gerekiyor. Ama tabii yine senin açıklamalarından dolayı ithalatı önce bir açıklayayım. İthalat yurt dışından gelen ürün ve hizmetleri ülkemize sokulmasıdır. Hı hı. Dolayısıyla e, bir ürünü ya da hizmet alırken bundan dolayı da bir gümrükleme firmasıyla çalışmak zorundasınız. Çünkü tam anlamıyla her şeyi bilemezsiniz. Dediğin gibi bilemiyorsun, yapamıyorsun da yani dolayısıyla doğru bir şekilde. Bunun için bizimle çalışmak zorunda kalıyorsunuz gümrük firmalarıyla. Hı. Ee, i̇thalatta son zamanlarda nedense fazlalaştı, bunun sebebi de cari açın da tabii bunun negatif etkisi oluyor. Biz tüketim ülkesiyiz. Tüketim yaptığımız için de ithalata fazla önem veriyoruz. Yeni şeyler gördükçe istiyoruz, talepkar oluyoruz. Dolayısıyla ithalat her zaman artıyor ne yazık ki. Hı hı. Bununla beraber e, bizim yeni e, ülkelerle, yeni firmalar bulup ihracata yönelmemiz gerekiyor. Bununla da alakalı Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlık bize fuarlara ya da birçok e, katılım sağlanacak yerlere destek oluyor. E, cari açığı kapatmamız için tabii ki. Step by step, adım adım evet. gidelim. E, şimdi ben ihracat veya ithalat yapmak Hı -hı. isteyen bir bireyim, bir firman var tabii ki. Hı -hı. Önce başvuracağım kişi siz mi oluyorsunuz? Nasıl ilerlemem lazım? Adım adım nasıl ilerleriz? Şimdi öncelikle ben ticaretle başlamak istiyorum bu konuyu. Tamam. Ne yapmamız gerektiğini önce karar verelim. Biz ya da ne yapmak istiyoruz? Kozmetikten girelim. Kozmetik. Yine senin sevdiğin konulardan en gireceğiz. En sevdiğim konu Tabii. biliyorsunuz böyle makyaj, kozmetik, güzellik. Zaten bir sonraki konumuzda muhteşem bir güzellik uzmanı. Böyle güzellikten bahsedelim. Ben ürün getireceğim diyelim mesela. Evet. Şimdi yakın zamanda Gökhan Bey'i misafir etmiştik. O sağ olsun anlatmıştı. Ay, evet. Mikro, ithalat, mikro ihracat kısmına girmiştik. Senin kısmı o tamamen oraya giriyor. Hani i̇nternetten görüp de aldığımız her şey aslında bir bakıma küçük ithalat da sayılmış oluyor. Dolayısıyla sizin seçtiğiniz herhangi bir internet sitesinde ya da bir firmaya internet yoluyla bulaştığınızda ya da gidip de kendiniz de bir ülkeden beğendiğiniz bir ürünü getirirken muhakkak bir araştırma yapmanız gerekiyor. Neyi araştıracaksınız? Bir, Yurt dışındaki firmanın güvenirliği, bunu nasıl kontrol edebilirim? E, tabii ki sosyal medya ya da işte dediğimiz gibi internet sitelerinden muhakkak bir araştırma yapıyorsunuz ama bununla alakalı büyük elçilikler ya da ticaret elçiliklerimiz var bizim. Bunlarla e, iletişime geçirip sonuçta yatırılan bir para var, yüklü Hı -hı. miktarda oluyor. Bunu riske atmak istemiyoruz. Bununla ilgili kontrollerini sağlatabilirsiniz. E, firmaya bir şekilde araştırma yapılması gerekiyor. Ürünün güvenliğini kontrol edilmesi gerekiyor varsa testleri onları istenmesi gerekiyor. En sonda bu ürünü getirirkenki vergi kısmı var. Hmm. Şimdi ben bu ürünü getirdim. Ya internette 100 lira buraya geldi 500 lira. Neden oluyor dememek için o ürünün öncelikle vergisine kadar öğrenmemiz gerekiyor. Onun için de tabii ki yine beni aramanız gerekiyor. Ya da bizlere gümrük müşavirleriyle. Tabii şu anda büyük hani ürün alımından bahsediyoruz. Ben böyle kendim <laughs> de yurt dışından gittim. bir şeyler getirtmiştim. Gerçekten Emrah Bey'in dediği doğru. Çok küçük bir ücretti. Mesela işte 100 liraydı. Hı hı. O bana bir geldi 1000 lira. Çünkü ki yani sıfırımı yanlış gördüm acaba. Meğerse gümrükleme ücreti varmış ekstra. Tabii. Şey gibi stopaj kdv falan diye gider ya Hepsi böyle. Hepsi gidiyor. Hatta hatırlarsınız geçen hafta Burak Bey'e de buradan selam gönderelim. konuklarımız ee, konuklarımızı hatırladıkça onların konularına gidiyoruz. Sana şey söylemiştim. Navlun hakkında bilgi vermiştim. Navlun biliyorsun taşıma ücreti. Hı hı. Bir ürünü alırken aslında bir de taşıma ücretini ödüyorsun. Aslında aldığın şey 10 lirayken taşıma ücretiyle oluyor sana. 150 lira vergisi de o 150 lira üzerinden vergilendiriliyor. Yani verginin vergisi diye gidiyor ama ne yazık ki bunlar da tabii hak ediş oluyor. Doğru. buradan sizin sayenizde Burak Bey'e de selam gönderelim. Geçen hafta biliyorsunuz çıkmıştı programımıza Burak Ünlüer. Gerçekten ikiniz öyle bir güzel yani izlemeyen yoktur muhakkak ama izlemeyenler için hatırlatayım ikisi sürekli tabii birisi gümrükleme uzmanı dış ticaret uzmanı diğeri yine aynı konuda çok bilinçli ikisi konuşa ben de böyle halk olarak sorular soruyorum acaba şöyle de yapsak olur mu? Amacımız o böyle zaten herkese bir ya. Ben halkın gözüyüm şey halkın sözüyüm onlar bana direkt Instagram'dan Sen ya da sosyal medyadan soruyorsun. yazıyorlar, soruyorsun. yazıyorlar. Bir, bir şekilde ilerliyoruz onlar sayesinde. Ulaşım yollarından Hı. bahsedeceğim. Tabii. Ürünü ben Hangi ulaşım yollarıyla getirmem lazım doğrusu hangisidir? Tabii. Şimdi önemli olan şurada yani seçmemiz gereken iki tane seçenek var aslında. Bir hızlı mı gelmesini istiyoruz. İki bölgesel olarak nereden getireceğiz. Şimdi Avrupa'dan getirilen bir ürün eğer bozulabilecek ya da işte Hı -hı. uzak doğudan ya da herhangi bir yerden bozulabilecek bir ürün gelecekse ya da çok acil bir ürün gelmesi geliyorsa uçak yolunu tercih ediyoruz. Uçakla geliyor. Uçakla. Ama hacim büyük süreyi de ona göre ayarlama, ayarlayabiliyorsak Gemiyle geliyor. Geminin içerisinde ya konteynerle olur ya tırla. Tırı da gemiye aktarabiliyoruz. Geçen yine Burak Bey'in söylediği Roro dediği taşıma şekli odur. Tır gemiye biner. Gemiyle geliyorsa o tır Roro dinliyor. Tamam Roro açık, öğrendim. Açıklamayı o da, da yapalım. O da cepte. Onunla o da aldık. Ee, en sonda uzun zaman sonra kapalı olup şu anda yeni açılan tekrardan tren geliyor. Tren de e, uzun hmm. zaman sonra Çin'den Türkiye'de artık e, geliyor. Dolayısıyla o da bir atentif yol oldu. Nereden nereye geliyor? Çin'den Türkiye'ye geliyor artık. Harika. Tabii. Ben, mesela bunu bilmiyordum ben. Evet, Peki kaç günde, zaman... ne kadar sürede? Yaklaşık olarak 25-35 gün arası değişiyor. Tabi o da yine e, farklılar sergileyebiliyor ama maksimum 35 günde o da gelmiş oluyor Çin'den. Cidden uzun bir süre bu arada. Evet. 30 gün Yatırım, ciddi bir süre. öyle kolay olmuyor açıkçası. Çiçek ekip beklemek gibi bir şey. Güzel de sular beslersek evet, neden tabii. olmasın? Emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Şimdi Ben kozmetik diyorum sürekli Hı. ama... Türkiye'de hangi sektörler revaçta? Şimdi girişimciler bizi çok izliyor hı hı. biliyorsun. E, ve sürekli bizden böyle notlar alarak sorular evet. soruyorlar. Hangi sektörü tercih etsinler? Şimdi dediğim gibi biz tüketim ülkesiyiz. Ne yazık ki? Hı hı. Ve hatta şu kasım ayı birçok firmanın kampanya dönemleri. Öyle mi? İndirim yani, dönemi kasım tabii, mı? Kasımdır da ya. Doğru muhteşem kasım. bitmez. Harika kasımlar, harika kasımlar. Harika kasımlar, muhteşem tabii. kasımlar. Tamam. Alışveriş zaman. Kızlar, erkekler alışverişe evet. yönelelim. Hatta ben şöyle bir dipnot vereyim bu hafta içerisinde olan bir uygulamayla alakalı. Otomotiv sektörüyle alakalı bilgi vereyim. Konu konuya açıyor. Ee, otomotivde Amerika, e, Güney Kore ve Tayland olması gerekiyor. Beş tane ülke vardı hatta tam bilgi yanlış da vermek istemiyorum. Ee, ek vergi geldi. Kasım ayını değerlendirsinler araba almak isteyenler. Ona da bir baksınlar derim bu tür menşeli ürün şey, araçları için. Ya gerçekten çizgi film karakteri gibi hissediyorum kendimi. Ne dersi tamam yapalım. Ama alınması onu da gereken yapalım, dönem şu anda işte Değiştirelim. Otomatibi. Kasım'da Aralık'ta almayalım ama. Aralık'ta yeni vergiler devreye girecek Kasım'da daha uygun olacak. Kasım'da daha uygun olacak. Eve de gireceğim ama eve girmeyelim değil mi? Yok, Şimdi o biraz Bizle alakalı değil. Şey bizle alakalı <laughs> değil. O zaman hemen soruyu değiştiriyorum. Yurt dışına gitmek istemiyorum hmm. ama yurt dışından ürün almak evet. istiyorum. Ben bu yurt dışına ürünü nasıl alacağım? Şimdi birçok yol var dediğim gibi. Hı -hı. Ya internet siteleri oluyor. Ya Hı. da dediğim gibi bizim elçiliklerimiz ya da ticaret ateşlerimiz oluyor. Bunlardan teyit aldıktan sonra pazarlama olarak. Bir de fuarları kaçırmamak gerekiyor. Fuar listesi yayınlanır. O fuar listesindekini devletimiz de teşvik ediyor. Size destek de oluyor birçok yatırımcıya. Bu konu hakkında da muhakkak gidilip görünmesini isterim, tavsiye ederim. Bir dakika, tekrardan bu konuya Tabii. girelim. Fuara fuar katılırsak... Listesi, evet katılırsanız devlet diyor ki size siz bu fuara katılırsanız siz de hem biz katılımcı olarak katılırsak hem de ürün almaya gittiğimiz zamanda evet sen buraya gittiğin zaman ben sana hem uçak yolunda bir destek olurum hem de e, konaklamanda destek olurum diyebiliyor. Güzel bilgiler alıyoruz. Tabii bir şirket olmamız gerekiyor Tabii bunu yapabilmek için. şirket olman lazım için. artık. A açarız. Yaparız. Ona gireriz. Peki şimdi ihraç yapmak istiyoruz. Ama ihraç yaparken yani ihracat yaparken Hı -hı. alıcı bulmamız gerekiyor. Ben yeni alıcıları nereden bulacağım? Nasıl bir reklam mı yapmam gerekiyor yoksa bir yazım yazmam gerekiyor bir yere nasıl ilerleyelim? Yani dediğim gibi bununla alakalı da yine tam tersi yine fuarlara bizim katılımcı olmamız gerekiyor. Yani fuar dediğimiz olay gerçekten çok önemli. Bunları Hı -hı. bilgilerini de kesinlikle takip etmemiz gerekiyor ya da internet sitesinden ya da internetten bir şekilde ulaşımı sağlamak gerekiyor ki yeni firmalar bulabilelim. Bizim reklamımızı kendimiz daha güzel yapıyoruz aslında. Pazarlamayı biz daha iyi yapabilsek, bizde de fuarlarımız var. Kendi fuarlarımızı yurt dışına lanse edebilsek. Peki kendi mesleğinle ilgili şöyle bir evet. soru sormak istiyorum. Bugüne kadar yaşadığın bir hikaye rica edeceğim senden. İyi olur, kötü Doğru. olur. Böyle hani izleyicilerimiz çünkü severler böyle. Tamam. Hikayeleri bir hikaye rica edeceğim. Ben komik bir hikaye olduğunu düşünüyorum aslında ama. Şimdi biz Çinliler hep düz mantıkla hareket ediyorlar. Yani ne söylersen onu yapıyorlar. Hı hı. Şimdi bir standartları var. Standartımız nedir? Biz Avrupa standartları kullandığımız C işareti. Hı hı. C işaretinin kutuyu çizdikten sonra C işaretinin olması gerektiği yeri okla çizip C yazdık biz. Tasarıma gönderdik Çinli. Ürün geldi burada Türkiye'ye. Kutuyu aldık bir baktık. Bizim yazdığımız şekilde ok işareti, C işareti burada olacaktır. Yanında da C işareti. Ay hadi canım bayağı yazmış onu. Yazmış. Biz ne yaptıysak birebir aynısını kopyalayıp yapıştırmıştı. Ay çok güzel, komik Tabii bir hikaye. Kimler, var mı başka böyle alabileceğimiz bir iki? Yani bizim sipariş verip de turuncu renki isteyip de sarı gelen ürünler. Öyle olunca ne oluyor? Tabii. Gönderemiyorsun. 30 gün zaten yol yapmış. Tabii, Tabii siparişi verdikten sonra konteynerin içine sallıyorum porselen takımı koyan var. Çinli. Hediye. Bilmiyor Türkiye'ye böyle bir prosedürün olduğunu. Ben size hediye gönderdim diyeni de gördüm. Kutuya açıyorsun. Hiç alakası olmayan bir tane kutu geliyor. Allah'tan yolda haber veriyorlar da sonra revize etmek zorunda kalıyoruz. Tabii faal. giremez o porselen Tabii. takımı. Nedir ne değildir belli Veyansız değil. Beyazsız hiçbir şey olmaz. O zaman biraz Çin dedik. Asya ülkeleri dedik. Hı. Şu soruyu sorayım. Bizim ülkemizin ihracat Tabii. ve ithalat yaptığı en çok hangi ülkeler var? Şimdi bizim öncelikle ithalatta başımız ne yazık ki Çin. Ee, gazdan dolayı Rusya. Amerika İtalya bizim en çok ithalat yaptıklarımız İngiltere'de var özür dilerim hı hı. Ee, ihracattaysa klasik Almanya İngiltere İtalya ee, son zamanlarda savaş sonrası özellikle Irak'a aşırı şekilde bizim bir ihracatımız var Dolayısıyla e, bunları söyleyebiliriz bu ülkeleri sayabiliriz Birazcık da gümrük sahalarından bahsedeyim. Önce gümrüklerimiz nerede bizim İstanbul'da mesela? İstanbul'da iki bölgemiz var malum. Hı hı. Anadolu yakası ve Avrupa yakası. Avrupa yakasında e, Ambarlı gümrü Murat Bey gümrü İstanbul Havalimanı. Hı hı. Bunun haricinde karşı tarafa geçersek de Haydarpaşa, Erenköy, e, İstanbul'a bağlı olanlar da bunlar. Ha, bir de Sabah'a göçen, özür dilerim. İkisi, karşılıklı hepsinin aslında bir karşılığı var. Murat Bey'in karşılığı Erenköy. İstanbul Habiblamanıki Sabaya Gökçen, Ambarlı Haydarpaşa. bayağı fazla. Peki Türkiye'de Alt. genel olarak çok fazla. baktığımızda çok mu fazla? Çok fazla Sayı var. sorsam toplayamayız şu, şu anda. anda. Peki şundan bahsettim. Şimdi Avrupa'da da bir sürü gümrük sahaları evet. var. Türkiye'de de gümrük Hı -hı. sahaları var. Şimdi gümrük Güçlülük tehlikeli ve zor bir meslek aslında bakıldığında. Yaptırımları fazla. Hem yaptırımları fazla hem de düşmanı da yani kötüleri de çok iyileri de çok içlerinde. Evet. E, güvenlik açısından diğer ülkelere baktığımızda Türkiye gümrüklemede nasıl güvenlik sahası nasıl özel alan sınırlaması nasıl onlarla ilgili Açık, bir merak ediyorum. Yani açıkçası bu konuda herhalde Avrupa'dan çok çok iyiyizdir. Bunun sebebi uygulamalarda biz ne kadar kuralı koyan Avrupa'da olsa uygulamada biz onlardan daha iyiyiz. Hı hı. Ve son zamanlarda yapay zekadır, e, teknolojidir. Bu anlamda çok büyük yatırımlar yapılıyor. Hem ticaret bakanlığı tarafından, hem gümrükle alakalı olan kısımda gümrükler genel müdürlüğü tarafından e, her türlü kaçakçılığın ve vergi kaybını önlemek adına birçok e, uygulama şu anda e, sistemde. Hep filmlerde görüyoruz biz gümrükleri. Hı -hı. Böyle konteynerlar geliyor, büyük tırların Hı -hı. üstündeki o şeylerin adı neydi? Doğrusu, konteyner. Konteyner, doğru, söylüyor. container. Container, doğru, evet, doğru, doğru söylüyorum. Doğrusu geliyor. Onların içinde bir sürü işte ürünler bulunuyor. O ürünleri tek tek kontrol eden kişiler siz mi oluyorsunuz efendim? Yok. O sıralamayı da bir öğrenelim. Ee, ürünü tabii öncelikle siz sipariş veriyorsunuz. Siparişler siparişi. sonra bize gelir evrak. Bizden tamam. sonra. Biz beyanda bulunur sizin adınıza. Hı hı. E, memurlar tarafından kontrol edilir. En son aşama işlem biter size teslim olur. Bu filmlerde böyle bazen polisler geliyor. Hani Şimdi, kapılar açılıyor. Böyle öyle hikayeler hiç yaşadınız mı? Yani ister istemez oluyor. O risk ile alakalı. Herkesin başına gelebilir. Sadece öyle polislik olay olmasına gerek yok. Kontroller her zaman var. E, tam tespite indiği zaman konteyner açılır. Bütün ürünler sayılır. Tespite alır. Tekrardan konteynere dizilir. Tamam. Bayağı öğrendim. Tabii. şirket de var. Bir bakarsınız ben zaman. bu işe de girmiş tamam, oldum. Ben vekalet örneği göndereyim sana o zaman. <laughs> tamam tamam başlayalım. başlayalım. Çok da önemli bir sorum var. Kendim için Tabii soracağım başlayalım. bunu. Şimdi ithalat, ihracat, ihracat Hı. yapmak isteyen e, firmalar ya da Hı. ithalat yapmak isteyen firmalar gümrüklemede nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ya bir kere söylediğimizin ya da istediğimizin eksiksiz olması gerekiyor. Nasıl? Ben bunu istedim diyene o ürünü göndermemiz gerekiyor ki sürekliliğimiz olsun. Sonrasında bir kere gönderip de arkadan devam edemeyeceksek bu işleme yapmamamız gerekiyor. İthalatta da aynı, ne istediğini tam anlamıyla ifade etmediğin sürece ya eksik gelir ya yanlış gelir. Dediğim hı hı. gibi hesaplamayı başta yapmak gerekiyor çünkü artık para çok değerli. Bundan dolayı da zarar görmemek adına her şeyin maliyetini baştan hesaplamak gerekiyor. Saygıdeğer Emre Haydın. Şimdi Mesleğinden bahsettik Hı. ama sunuculuğundan da bahsetmek istiyorum. Çok güzel Doğru, bir şekilde geldi. aslında beraber sunuculuk yapıyoruz. Neler hissettiğini de sormak istiyorum çünkü artık seni yanıma alma Hı, vaktim tamam. geldi. Açıkçası çok heyecanlı ama çok keyifli. Yanında olmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor ve keyif veriyor bana. Bu konuda da ben sana teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Seni yanıma davet Anladım. ederken efendim ben yeni konuğumuzu sizlere anlatmak istiyorum. Bir estetik koçu geliyor. Güzellikten bahsedeceğiz. En sevdiğimiz konulardan birisidir biliyorsunuz. Güzellikten, zayıflamadan, bölgesel zayıflamadan, zayıflayamamadan işte bunları konuşacağımız kişi Sayın Sibel Ak'tan az sonra bizlerle. şekilde kilo vermek isteyenler. Fazla kilolarından muzdarip olanlar. Bunun bir yolu var mı? Bölgesel zayıflama nedir? Kısa bir süre içinde zayıflamak mümkün mü? Hepsini estetik koçu Sibel Aktan detaylarıyla sadece yaşama dair de anlatacak. Şimdi... Sevgili izleyiciler Sibel Ak'tan bizlerle en sevdiğimiz konulardan birisi olan güzellik ve zayıflamadan bahsedeceğiz. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bizim sorularımız aslında doğaçlama gidecek. Çünkü zaten sevdiğimiz evet, konular yani, değil mi? Tam ihtiyacımız olan konular sormak istediklerimiz direkt var herhalde bugün. En önemli konulardan birisi kilo. Yani zayıf da olsan, şişman da olsan bir kilo vermeye çalışıyoruz sürekli. Bununla alakalı sizden şöyle bir ricam olacak. Nasıl kilo verebiliriz? şöyle aslında hani genel tabir olarak herkesin istediği kilo vermek Hı -hı. bayan erkek hani hiç fark etmiyor artık herkesin hedef noktası tartılarla ve gösteriş Hı -hı. olarak artık bu konuda biraz muzdaribiz ve istekliyiz kilo vermek isteyen kişi herkes çok zayıf olmak zorunda değil bence ve herkes hani 50 kilolarda sağlıklı olma diye bir şey yok. 60 kilolarda çok güzel görünebiliriz. 70 kilo da bizi iyi gösterebilir. Önemli olan sağlıklı kilo vermek ve sağlıklı görüntüye de buluşmak bence. Nasıl kilo verebiliriz? Tabii ki sağlıksal kontrollerimizin ardından, bir doktor kontrolünün ardından. Çünkü vitamin değerlerimiz vücudumuzun sağlığı bizi kilo almada ya da vermede tıkayabiliyor. Burada bir sorun var mı diye önce bir doktorumuzun kapısını çalmalıyız diye düşünüyorum. Bunlarla beraber bizler gibi uzmanlardan ya da diyetisyen uzmanlarından kendi bu şekilde bir derdine çağrı bulamıyorsa bölgesel zayıflamalarda bizlere başvurabilir tabii ki. Peki bölgesel zayıflama gerçekten sağlıklı mı? Çünkü sadece bir bölgeyi zayıflatmak mümkün mü ya da? Şöyle sadece alan olarak kilo aldığımızı Derken bazıları çok basenlidir. Bazıları inanılmaz göbeklidir. Evet. Bazıların kol bölgesi vücuduna göre daha genişir. Hormonal bir kilo alım şeklidir bu. Bölgesel olarak kilo almamız zaten bize bir şeyleri gösterir. Bölge bazı olarak kilo aldığımızda ben artık yani tecrübem neden şunu söyleyebiliyorum. Kilo alınan bölge gördüğüm zaman diyorum ki evet şu sağlıksal bir sorunuz olabilir. Dolaşım sorunuz olabilir. Ee, son günlerde çok fazla size sosyal medyada gördüğümüz, duyduğumuz bir e, sağlıksal bir sorun var ama herkes kendini ben buyum diyor ama lipodem e, gibi bir Sağlıksal dolaşım hastalığı var. Her selüto olan, her bacak geniş evlatlı olan kişiler lipoden olduğunu sanmaya başladı. Hayır, bu biraz daha farklı bir konudur ve bunun için bir doktordan destek almak gerekir kesinlikle. Hmm. Bu yüzden bölge bazlı olduğunda sorunlarımız muhakkak ki cihazlı yöntemlerle o bölgeden kilo vermek daha da sağlıklı olacaktır. Bizim genellikle izleyicilerimiz ev hanımları. Evet. Onların da bölgesel e, kiloları oluyor. Özellikle bel bölgesinde, iç bacaklarda. O yüzden şu anda kulağıma da e, sevgili yönetmenim Serkan Dündaroğlu da bazı bilgiler veriyor. Sorular soruyor. Dört gözle bizi dinliyorlar. <laughs> A, pardon, dört gözle dinleyemezler. Dört gözle izliyorlar. Bütün kulaklığını açmışlar. Bizi dinliyorlar. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. Siz de takdir edersiniz ki benim de bir medya okulum var ve benim bütün öğrencilerim zayıflamaya çalışıyor. 34 beden, 32 beden bulumiya diye bir rahatsızlık var evet. kusarak zayıflama kusarak zayıflama doğru bir hareket değil önce bunu ben burada yayında herkese bilgilendirme bir kamu spotu açıyoruz zayıflamak profesyonel insanlarla birlikte yapıldığında doğru oluyor biz Kesinlikle. karşımızda Sibel Hanım var Sibel Hanım'a sorun doğru şekilde sizi yönlendirsin ama kusarak zayıflama işte daha sonra ne oluyor vücudun ona alışı ve bulumiya denilen rahatsızlıklar ortaya çıkıyor biz bu yayını yaparken sizi bilgilendirmek için bunu yapıyoruz lütfen Dört gözle ve kulaklarınızı açarak dinleyin ve şu soruyu sorayım. Kısa sürede zayıflama mümkün mü? Şimdi herkes kusuyor, bulumaya oluyor ya. Onun daha sağlıklısı nedir? Şöyle kısa sürede zayıflamak istiyorsak eğer hı hı. bunun için beraber bir kampa e, dahil olmamız lazım diye düşünüyorum. Ben danışanlarımda bu konuda hep şeyiz beraber bir yolda yürüyeceğiz. E, İstediğiniz zaman bana yaslanabilirsin. Ben senin bastonun olacağım bu konuda Aa, derim. Çok güzel söz. E, ve beraber bu yolda ilerlediğimizde sürecimizi hızlandırabiliriz. O yüzden tek başıma yapabileceğim ya da cihazların tek başına yapabildiği hı hı. ya da bölgesel yani gitmeyen yağlarımızı beslenmenle tek başına çözemediği noktalarda beraber omuz omuza verdiğimizde kısa sürede zayıflayabiliriz. Fakat şunun altını çizmeden geçemeyeceğim. İlk verdiğimiz kilolar hızlı kilolar hı hı. 3 günde 3 kilo verebiliriz ama tamamıyla ya odaklı olarak kilo veremeyiz. Bu zaten sağlıklı bir durum değildir ve biyolojik olarak da çok olası bir durum değildir. Aslında benim de sormak istediklerim var. Şimdi spor... Bu arada çok iyi spor yapıyor. Zaten belli ekranlarda da <laughs> evet. şu an bakayım çok da net gözüküyor. Şimdi spor yapıyorum. Harika. Ama diyet de yapıyorum. Yani yapmaya çalışıyorum en azından. Hı. Ama bir türlü bölgesel gitmiyor. Bölgeselden kastımız kişiye göre Göbekler değişiyor alakalı. aslında. <laughs> Göbeklerle evet. akıllı bizim. Aslında şunu sormak <laughs> lazım. Ben genellikle neden gitmediğine değil de nasıl geldiğine nasıl? bakarım. Sibel Hanım Hı. söyleyebilir miyim? Siz Lütfen. gelmeden önce e, biz erken buluştuk tabii bütün ekiple. Beyefendi bize baklava getirmiş. Hem de yöresel. Nereden geldi Emrah? Antep'ten geldi. Ay, ama o kadar güzel. Benim için zarafet çizgimle böyle parmaklarımla yedirtmeye çalıştılar böyle. O tabii baklavada yediğini hemen... Sadece yolu benim gözükmemem gerekiyor. Çok haklısınız. <laughs> sağlamamız gerekiyor. Gerekiyor. <laughs> Beni kilo aldırtmaya çalışıyorlar şu an bu yayında. Onu da söyleyeyim. Ben hemen Sibel Hanım'dan destek alayım. Ya şöyle birçok zaten bizim Türk kültürümüzde tatlılar maalesef <laughs> ki çok fazla sıra ön planda. İyiyiz yani. Ama şuna da bakmak lazım. Bu tatlı isteği nereden geliyor? Hani bir şeker rahatsızında ama ben birazcık da psikolojik kilo alımı verme olayında daha fazla önemli olduğunu düşünüyorum. Arka plandaki psikolojinin bugün hangi psikoloji tatlı getirir siz acaba? Ya da tatlı ihtiyacı Hangi psikolojiyle getirdin? Çok da keyifliydim. <gülüyor> <gülüyor> sözüm vardı. Evet. <laughs> keyif noktasında tatlı ihtiyaç görebiliyor. Üzüntüde belki de hiçbir şey yemeyecek. O keyfini paylaşmak istedi aslında sizlerde. sizlerle. Şimdi ya. Evet o yüzden <laughs> keyif en paylaşma e, sizler için ama bazıları için de farklı bir noktada üznünü ya da bazı şeyleri bastırmak oluyor. Tatlı krizleri birçoğumuzun yaşadığı, özellikle biz bayanlarda hormonal değişiklikte, her ay uğradığımız hormonal değişiklikte tatlı krizleri hormonlarımızın istediği bir durumdur. Ama bunu e, sağlıklı şeker dediğimiz gıdalardan, ürünlerden alırsak tabii ki de e, daha vücudumuz istediğini vermiş ve onun nefsimizi terbiye etmiş olacağız. Meyvelerden mesela mesela şeker. hurma bu ben konuda... gittim dün Dubai çikolatası yedim. Daha ben ne diyeyim hurmadan. Sonra... Yani şu anda o kadar çok Dubai fazlasıyla rövanşta olan işimiz. ve popülaritesi olan bir durum ki... Hı -hı. E, ve çok da... E, Diyecekler eklediniz mi? mi? Hayır asla <gülüyor> tabii <gülüyor> ki de. E, çok da fazlasıyla yani... Hoş bulmadığım bir tüketim aslında. Sosyal medyada beslenmenin benim bu kadar çok fazlasıyla özendirilerek, hmm. gösteriliyor olması Dubai çukurlu sedede bilmem nerenin mantısı, makarnası vesaire, hamburgeri insanları gerçekten farklı bir algıya sokuyor. E bu evet. da bedenimize yansıyor, sağlığımıza yansıyor. Daha sonrasında özellikle genç kızlarımızı işte 34 beden olma, belim incecik olma psikolojik kavramları ve dediğiniz gibi kusarak zayıflama gibi yanlış yöntemlerle e, sağlıksız bir durumda sonuçlanabiliyor. Bende mi soru sizde değil mi efendim? Bir teyit edeyim. Yok, bende olsun da. olsun. Evet, olsun. <laughs> Spor yapınca bir de arkasına diyeti de yapıyoruz ama sonrasında sarkmalar... Aa, şöyle e, sarkma sonrası sizlerle de sporla ilgilendiğiniz için Hı -hı. az çok bilirsiniz diye evet. düşünüyorum. E, kas bağ doku zayıflığından kaynaklanır zaten. Kilo alıp vermeye bağlı kas zayıflığına bağlı Hı. olarak da bağ dokumuza zayıflık gerçekleştiği zaman sarkma meydana gelir. E, biz bayanlarda en çok kilo verme dönemi e, gebelik evresi olduğu için Hı, ama Hı. bu konuda e, kolajen destekleriyle beraber sağlıklı bir kilo alımı yaşadığımızda gebelik evresine dahi, uygun şekilde pilates ya da sporla ilgilendiğimizde çok ciddi oranda bu sorunlar yaşanacağını düşünmüyorum ki ben iki çocuk doğurduğum için çok şükür bu konularda biraz daha şanslıyım ve dikkatli olduğumu düşünüyorum efendim şok geçiriyoruz karşımda 36 veren bir hanımefendi var makyajıyla saçıyla süper ötesi ve iki ederim. çocuk mu doğurdunuz evet maşallah sübhanallah efendim teşekkür ederim o zaman örnek alalım gerçekten çünkü herkes şey diyor doğumdan sonra kilolarım kalır doğurmak istemiyorum hamile kalmak istemiyorum evlenmek istemiyorum gibi gibi böyle uzuyor çok bu. Çok fazlasıyla evet bu konuda biz kadınlar olarak psikolojik olarak çok da haklıyız bence. Çünkü bu da hormonal bir değişiklik. Hı -hı. Ee, ve bir anda kilo al tekrar, kilo ver vesaire. Bu bizim için psikolojik olarak bir yenilenme ve yıkım evresi oluyor. E, bedenimizle kendimizi aynada beğeniyoruz ve seviyoruz bir yerde de. E, sağlık da iyiyse, görsel olarak da kendimizi iyi hissetmek istiyorsak e, tabii ki de sarkmak ya da çatlamak istemiyoruz. E, Bunlar de beslenme özellikle su olmazsa olmaz. Hı hı. Ee, yani e, kilo ve cildimiz için en iyi ilaçlardan bir tanesidir. Daha sonrasında sporla kasımızı güçlendireceğiz. Bağ dokumuzu kolajen destekleriyle beraber daha güçlü kılacağız ve cilt kalitemizi artıracağız. Sağlıktan gireyim biraz gebelik denmişken şimdi diyabet hastalığı var, tiroid var. Tiroid evet. hastalığında kilo galiba kalıyor değil mi vücutta? Böyle Şöyle bir şey... her tiroid hastası lazım? için bu geçerli değildir. Yani tiroid hastalığı kendi içerisinde hipertiroid vesairede birçok e, alanı var. Sağlıksal sorun noktaları var. E, o yüzden bunu benim net bir şekilde cevaplıyor olmam Hı. E, çok sağlıklı doğru olmaz. Ama şunu söyleyebilirim edinmiş olduğum tecrübelere dayanarak da. E, Türkiye'de maalesef ki tiroid rahatsızlığı olan birçok kişi var. Yani sayısal anlamda çoğunluktayız bu konuda. Beslenme bozukluğu, geçmişten gelen çernobilden kaynaklanan kalıntılar bunların hepsi tiroid rahatsızlığını inanılmaz derecede olumsuz anlamda destekledi. Bu rahatsızlık da bizim karşımıza benim 12 yıllık tecrübemi için şunu söyleyebiliyorum. Kilo veremiyorum. Trahitlerim çalışmıyor, trahitlerim hmm. alında olarak karşımıza geliyorlar. Evet şunu bilmek lazım, ile ilgili bir sorun varsa, vücudumuza makinede bir aksaklık varsa tabii ki de zayıflama biraz daha zorlaşacaktır hmm. ama imkansızlaşmayacaktır. Bunun ardına sınarak benim zaten trahitim var diyerek e, kilolu oluşumuzu hmm. bir kılıf ya da bir süsleme yapmamamız gerekiyor. Tiroitim var bu yüzden daha fazla dikkat etmeliyim. Hormonal sorunum var bu yüzden daha fazla dikkat etmeliyim. Diyabet sorunum var. Kilo alırsam şeker hastası hiç olacağım o yüzden daha fazla dikkat etmeliyim. Ama nasıl dikkat etmeliyim nelerle? Tabii ki bizim gibi uzmanlarla diyebilirim. Benim araya tiroitle alakalı bunun kontrolünü ne kadar sürede yaptırmamız gerekir? Tiroit kontrolü 6 ayda bir. Tabii ayda. ki de sorun varsa sağlıksal bir teşhislenmiş Hı -hı. bir hastalık var ise doktorların tavsiyesiyle 3 ayda bir 6 ayda bir zaten davet edeceklerdir. Şimdi bir de tatlıyla alakalı girdik ya mesela <laughs> durup dururken bazen tatlı krizine giriyoruz. Bunu nasıl engelleyebiliriz, nasıl çözebiliriz? Aslında e, demin bahsettiğimiz e, sağlıklı e, tatlı, şekerli gıdalar tüketerek biraz şeyi düşünüyorum ben. Demin de söylediğim gibi psikolojik olarak buna ihtiyaç duyduğumuz anlar olabilir bedensel hmm. hormonal ihtiyaç dışında hmm. ee, bununla yüzleşmemiz lazım diye düşünüyorum neden buna ihtiyaç duyuyoruz şu anda tatlı krizindeyiz ee, tamam vücut bunu istiyor bir ağlayan bebek gibi düşün emziği istiyor veriyoruz ama neden ağlıyor? emzik için mi ağlıyor saltonun tatlı için mi ağlıyor gibi hmm. önce vurduğumuzu biraz daha ne istediğimizi bilmekle alakası var sonra onu biraz terbiye etmek için sağlıklı Hurma bu konuda benim çok e, tavsiye oh, ettiğim e, en iyi gıdalardan bir tanesidir. Şuraya hurma yazıyorum, kalp <laughs> bir atıyorum bir de, bir de çünkü su. suyu bir da ekliyorum, onu da evet. bir kalp. Şimdi benim bir arkadaşım vardı, onu bir örnek vermek istiyorum. Canı çektiyse dediniz ya hocam. Evet. Şey derdi ya sürekli yiyor, çikolata, pasta o. Diyorum ki ne yapıyorsun derdim, canım çekiyor demek ki vücudum istiyor. Ya öyle şey mi olur dedim, hani. Artık onu bir mazeret yapmıştı. Evet. Vücudum istiyor deyip yanımda böyle kaşık kaşık çikolatalar yerdi. Böyle minik minik salatalar böyle kemirirken <laughs> orada biraz kaçış noktamız olabilir. Oradan da çaya gireyim. Mesela vücudum istiyor diye çok fazla aynı tip çay tüketiliyor. Mesela yeşil çay. Şöyle ben yeşil çayı çok seven Hı -hı. biriyimdir. Her günde tüketen biriyimdir ama bunu e, sevdiğim için tüketiyorum. ama Ben kilo vermek istiyorum. Yeşil çay tüketeceğim. Yeşil çay işte beni zayıflatacak. Böyle bir durum maalesef ki son konusu değil. Fakat şunu söyleyebiliriz. Yeşil çay kilo vermede en büyük destekleyicimiz. Ama sürekli kullanımda her gün kullandığımızda bağışıklığımız zaten vücudumuz buna alışacaktır. Ve bu yüzden eskisi gibi tepki vermiyor olacaktır. Ee, ben danışanlarıma yeşil çay kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama yanında diğer bitkilerden, diğer bitki çaylarından ama demleme olacak şekilde e, destek almalarını istiyorum. Çünkü vücudumuz vücudumuzun biraz da diğer bitkilere de ihtiyacı var. Yeşil çayı onu çok alıştırmak istemiyoruz. Arada bir bırakmamız gerekiyor bu arada. Evet. Örnek veriyorum. 3 hafta üst üste yeşil çay kullanımı oldu. Bir hafta unuturalım onu. O istesin bizden. Ne oluyor desin vücudumuz. Şaşırsın. <laughs> evet şaşırtmak lazım biraz. Da. Ondan sonrasında tekrar verelim. Son olarak ben bir soru daha sormak istiyorum. Lütfen. Hakkımı ben kullanayım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü benim herhalde bölgesellerle alakalı biraz sıkıntım var. Bölgesel zayıflarken sürekli diyet yapmak gerekiyor Sağlıklı beslenmek diyebiliriz aslında. E, diyet kelime olarak çoğumuzu böyle biraz şey yapar. E, diyet mi yapacağım? Ürkütücü bir Sıkıcı kelime geliyor. olarak geliyor ama sağlıklı beslenmemiz lazım e, cümlesi aslında bizim beslenmemiz gerekiyor. Yani aç kalmak değil amaç. E, i̇nsanların çoğunun yaptığı özellikle danışanlarımdan gözlemlediğim kendilerini aç bırakanlar çok fazla sürü var. Ben güne bir kere yiyorum, Diyemeyeceğim bugün, aç kalmam lazım. O zaman işte kaslardan zayıflama ve e, vücutta deformasyon dediğimiz görsel anlamda uygun olmayan bir görüntü, hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkabiliyor. Ama bunun için e, bölgesel olarak da zayıflamak istiyorum ve aynı zamanda sağlıklı zayıflamak istiyorum dediğimiz noktada muhakkak ki vücudumuzda sağlıklı besin, sağlıklı şeker, sağlıklı tüketimler saatli zamanında doğru zamanlarda geç saatlerde olmamakla beraber muhakkak ki ona e, besin vermeliyiz son olarak şu örneği de söylemek isterim. Ben hep şey derim. Biz bir araba gibi düşünelim. Benzin vermezsen çalışmaz bu araba. O yüzden bizim besinimiz e, benzinimiz hı hı. olacak. O yüzden su içeceğiz, sağlıklı besleneceğiz ki benzin alalım ve bu iyi gitsin ve kaliteli benzin alalım. <laughs> Sibel Hocam birazcık daha benim sorum var. Çünkü Biraz ben bırakmıyorum genellikle bitim. güzellik olunca. <laughs> e, özellikle sizi birazcık daha tanımak istiyorum. Şimdi hep kilodan bahsettik. Evet. Ancak estetik koçu tam anlamıyla ne yapar onu bir açalım. Şöyle estetik koçu artık şu anda maalesef hmm. ki çok fazlasıyla estetisyen ve estetikle ilgili eğitimler almış ve bu konuda Hı -hı. kozmetik anlamında da kendini geliştiren birçok arkadaşımız var. Kozmetik alan kısmı biraz daha böyle tırnak işte makyaj vesaire benim de çok keyif aldığım çok Hı -hı. sevdiğim alanlardan bir tanesidir. Fakat benim alanım ben 12 yıldır bir tecrübeyle beraber karşınızdayım. Alanımda eğitimler alarak ve özellikle sektörüme de Sayıflama konusunda başlayarak ve bu konuda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum Hı -hı. tecrübelerimle beraber. Ama estetik olarak olayı değerlendirdiğim zaman ben biraz daha konunun üçüncü e, adımı estetik olduğunu düşünüyorum. E, tamamıyla bayanın da erkeğin tüy sorunu, cilt sorunu, kilo sorunu sağlıksal bir durumdur. Hı hı. E, bu yüzden sadece estetik görüntü için noktası biraz daha kozmetiğe geçiyor. Tabii ki bu çok önemli. Hı hı. İyi görünmek hepimiz istiyoruz. Erkek de bayan da. Kendimizi güzel hissetmek istiyoruz. Karşı taraftan beğenilmek isteniyoruz. E, bu beğenilmek bazen cildimizin parlamasıyla, bazen zayıf olarak, hı hı. bazen e, tüysüz görünmekle gibi gibi ya da selüsüz görünmekle bunlardan mümkün kılmaya çalışıyoruz. E, estetik koçu da bu konularda sizi doğru bir şekilde yönlendiren kişidir aslında. Hayatınızı bu alanında estetik alanında sağlıksal anlamda da beraber size koçluk edebilecek kişidir. Ben zaten şeye inanıyorum. Az önce hani gümrüklemeden de konuştuk. Her şeyi bireysel olarak biz bilemeyiz. Ben onu da yaparım, Kesinlikle. bunu da yaparım. Ben buna da parmak işte at, koy, dokunayım, şunu da yapayım olmaz. Ha ne istiyorsak mutlaka bir, bir üstadla, olması, bir uzmanla ilerlenmesi gerekiyor. gerekiyor. E güzellik denildiğinde de sadece kadın değil, evet. erkek de çok önemli. Evet. Mesela e, birazcık da öveceğim. Artık Emrah Bey'i e öveceğim biraz. Mesela sakallarının kesiminden tut, işte e, giyim tarzına, işte kilosuna kadar dikkat ediyor. Erkeklerin de dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum ben, değil Şöyle mi? biz bayanlardan daha çok e, alanında eğer ki bu konuda ilgisi varsa erkekler daha çok dikkat ediyor. Benim erkek danışanlarımda ben şunu çok fazla gözlemliyorum. E, bazen eşli olarak gelen danışanlarım oluyor. Hı -hı. Yani erkek bu konuda eğer bir şey yatırım yaptıysa Hı -hı. maddi, zamansal ve hayal kurduysa, beklentiye girdiyse kesinlikle o yolda e, hiçbir şekilde umudu kırılmadan hızlı bir şekilde ilerliyor. Zaten bazal metabolizmaları da bizlerden daha hızlı olduğu için erkeklerin su oranları daha fazlasıyla olduğu için onların vücutlarını vermiş olduğu tepki bizlerden çok daha iyi. Daha iyi. Kesinlikle. Çok, şu Versen an çok sinirlendim. <laughs> da, Nasıl daha hemen iyi? Hemen toplayabiliyor mu erkekler? <laughs> evet. Çok hızlı kilo alıp veriyoruz. Yani. Çok üzüldüm şu evet. an derten, evet, maalesef. <laughs> yani yine bir feminist duyguları böyle hat safhada. Feminist. Neyse. Tamam. Ee, hemen şeyi de sormak istiyorum. Ee, erkeklerden bahsettik hanımefendilerden de biraz bahsedeceğim. Evet zayıflamadan bahsediyoruz. Ancak bu zayıflamanın dışında şimdi siz bir estetik koçu olarak güzelliğe de e, parmak basıyorsunuz. Bunun devamında e, tüy sorunu sadece erkeklerde değil kadınlarda da var. Tüy sorunumuz için neler yapmamız gerekiyor? Ee, şöyle uzun yıllardır zaten hmm. e, Türkiye'de kullanılan e, epilasyon aletleri, işte e, lazer vesaire yani kendini teknolojiyle beraber güncelleyen birçok cihazlar var. Bunlar için zaten muhakkak ki uzmandan güvenilir cihazdan hijyenik bir alandan hı hı. E, destek almak gerekiyor. Şunu söyleyebilirim çok e, artık ergen yaşlarda inanılmaz bir tüylenme sorunu var. Hı hı. E, bu da beslenme bozukluğundan kaynaklı hı hı. hormonal hı hı. ama bunun önüne geçemiyoruz artık. Belki 5 yıl önce bunu konuşu olsaydık e, biraz daha organik beslenebiliriz vesaire derdim ama şu anda organik tüketim hem maddi anlamda birçok aileye yani maalesef ki hizmet Zorluyor. veremiyor e, ve aynı zamanda da organik ulaşmak biraz daha zorlaştı. Gümrükten bize organik getir lütfen. <laughs> Gerçek <laughs> aslında, aslında organik var. bizim ülkemizde biz var. var. Ülkemizde evet. Organik evet. olan evet. biz maalesef ki kendi ülkemizdeki tüketim organik Ama olarak sınırlı ediyoruz. Evet. O da var. Evet. Yani e, o yüzden, o da o da özellikle mesela e, şunu söyleyebilirim. Biz yetişkinler ve gençler için özellikle tavuk tüketimi çok tehlikeli bir boyutta. Evet. E, Hı -hı. bununla beraber domates ve gillerden tüketilen e, hormonal olarak yetiştirilen meyveler dahi bunlar bizim evimizin tüylenmesini, silici olmasını yani. ve aynı zamanda kilo ile ilgili sorunlar yaşamamıza sebebiyet veriyor. Ee, ergenlik evresini tamamlamış kişilerde artık cihazlı yöntemlerle, epilasyon, epilatör gibi yöntemlerle tüylenme sorununda kalıcı bir şekilde kullanma yolunda gidebilir. Ama ergenlik öncesinde çocuğumuz kızımız çok tüylü vesaire ya da uğraşmak istemiyor. Anneler bazen getiriyor bana. İşte 16-14 yaşında değil daha erken. Biraz daha bekleyelim. Çünkü vücut bir makine hızlı çalışıyor o dönemde. Biz ona epilasyon cihazlarımıza dur dediğimizde ben çalışacağım bana ne diyecek? Hı hı. Ve o yaş gruplarında gerçekten çok daha heyecanlı bir an önce her şey olsun istiyorlar. O yüzden biraz daha hormonal dengesini tamamladıktan sonra epilasyona başlamanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Efendim iyi ki geldiniz. Çok teşekkür güzel de. bilgiler çok edindik. Ayağınıza çok sağlık. Ederiz. Ben size hediye olarak kendi kitabımı da takdim etmek istiyorum. Harika. Çok hediye. teşekkür ederim. İyi ki bugün Şöyle buradayım halde. <laughs> e, devamında da şu sözle kapatmak istiyorum. Dünyayı güzellik kurtaracak. <laughs> Bu kelime benim en sevdiğim kelimelerden birisidir. Ee, bize çok güzel bilgiler verdiniz Sibalanım. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlerle olmak harikaydı. Harika. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz, çok sevdiğim bir söz. Gerçekten Dünyayı güzellik kurtaracak ama kalbimizin güzelliği de hepsinden önemlidir. O yüzden hem dış görünüşünüzü hem de iç görünüşünüzü asla kötüye yormayın. Güzel bir şekilde, iyi bir şekilde ilerleyin. Efendim, şimdiki sıradaki konuğum bir yazar. Aynı zamanda bir avukat, çok iyi bir hukukçu ama çok iyi de bir yazar, saygıdeğer Zeynel Cem Demirhan bizlerle birlikte olacak. Aklımıza takılan tüm soruları ona soracağız. Şu anda kendisi masamda, kendisine bir merhaba demek istiyorum. Merhaba. Merhabalar Ayşe merhaba. Hanım. Merhaba, merhaba Cem, Cem abi. Hoş geldiniz. Çok güzel bir kitap yazmışsınız. Şöyle bir göstereyim ekranda önce. Kızıl Sırlar diye bir kitap basıldı. Hatta şu anda üçüncü baskıya geçti. Devam ediyor kitap. Zeynel Cem Demirhan'ın çok güzel bir afişte yani kapağı da güzel sormak evet, istiyorum. Kısa süre, bir kusulukta okunancabileceği. Evet işte de, sayı olarak da çok ideal. Sayfa sayısı merak ediyorum. Kitap neyi anlatıyor Zeynel Cem Demir? Buyurunuz. Kitap cinsler arası yani kadın erkek ilişkileri hakkında kadınların gerçeğini ve erkeklerin gerçeğini ve erkeklerin yapması gerekeni bizim kadın erkek olarak bizlerin üzerinde oynanan manipülasyonları, yapılan algı yönetimlerini anlatıyor ve daha çok böyle bir kişisel gelişim ve bilgilendirme kitabı diyebiliriz buna. Peki bu kitabı yazarken size nasıl bir etki yarattı? Nasıl neden etkilendiniz? Ya neden etkilendim? Kitabın aslında enteresan bir hikayesi var. Çok sevdiğim bir dostum var benim. büyük gazetelerden birisinde köşe yazarı. Bir gün onunla bir konuda konuşurken aslında çok da basit bir şey olduğu halde çok öfkelendi ve karşılıklı tartışmamız bizim baya hakaretlere varmaya başladı. Sonra kapattık telefonu düşündüm ya ben hayatımda hiçbir kadına hiçbir şekilde hele de basit bir şey yüzünden böyle bir şey demedim etmedim ve bir yandan da incitmeyeyim diye hani böyle sürekli bir nazik olalım kırılalım gibi şey var. Ve o an düş, geçmişimi düşündüm, eski eşimi düşündüm, ailemdeki kadınları beraber olduğum kadınları düşündüm, iş arkadaşlarımı düşündüm. Ya ağzına geleni söyleyebiliyorlar fakat biz böyle bir şey dediğimiz anda aile hani böyle zaten diyemiyoruz, korkuyoruz. Araştırmalara başladım, okumalara başladım. Yani bunda bir sıkıntı var ve bu arada bağlantıyı yani militan feminist olduğunu bildiğim bir arkadaşım bunu yaptı. Bunun hani nasıl bir bağlantısı var diye. Ve en sonunda dinamiklerin çok değiştiğini, hani benzer bir kitabı Sinan Akyüz yazmış etekli İktidar diye, kadınların iktidara geldiğini, toplumsal dinamiklerin değiştiğini ve bu değişimin artık önümüzdeki nesilleri tehdit eder hale geldiğini tespit ettikten sonra e tabi sağ olsun bir de pandemi zamanıydı yani pandemin çıkışıydı daha doğrusu hani sakin olduğumuz ve daha bu tür araştırmalara okumalara e, vakit ayırabileceğimiz bir dönemde kalem almaya başladık. Şimdi Zeynel Cem Demirhan çok iyi bir hukukçu evet. e, kendisi de beni çok sevdim çok saygıdeğer değer bir <laughs> arkadaşım ancak yazarlık kısmeti de zor bir meslektir e, yaşadığım duygu durumu e, merak etmenin yanı sıra e, bu kitabı okuyan bitiren kadınlar ve erkekler nasıl yorumlar yaptılar onları merak ediyoruz. Ya kitap genellikle soğuk duş etkisi yaratıyor. Hı hı. Nasıl soğuk duş etkisi yaratıyor? Şimdi bir hayatta bir şey gibi aynen Matrix filmindeki gibi hani bir anda size söylenen anlatılan bir simülasyon var. Bir yanda da hayatın gerçeği var. Kitabın mesela çoğu don donesi evrimsel psikolojiden hı hı. hani araştırmalardan çalışmalardan alınıyor. Şimdi e, şöyle bir düşünün bir tasarım olarak size hı hı. söylenen Algılanızın e, algılarınızın yönetildiği bir dünyada bir gün bir kitap alıyorsunuz elinize çıkıyor. Yo hayır o öyle değil diyor. İnsan homo sapiens olarak biz böyle geliyoruz diyor. İşte e, erkek cinsinin hani yolunda şu vardır diyor. Kadınların özelliği budur diyor. Bak biyolojileri bu diyor. Aslında sana söylenen doğru değil diyor. Ve sana doğru söylenmemesinin sebebi senden bir şey almaya çalışan, yönetmeye çalışan e, sermaye ...yönlendiriyor bunları diyor. İşte feminizm... ...mesela birçok kadın kendini feminist olarak tanımlıyor. Fakat kadın kardeşlerimiz... ...feminizmin ne olduğunu bilmiyorlar. Çok doğru. Hatta benim kendi yayın evim... ...feminizmle ilgili bir ansiklopedi yazdı... ...ve o kitabı bana yolladı. Evet. Okuduğumda şöyle dedim. Biz yanlış biliyoruz. Hani... E... Feminizm erkek düşmanlığı demek değildir aslında. Değil. E, kadın erkek eşitliği demektir doğru yerde. Bunu maalesef yanlış bildikleri için o hani şey deriz ya e, saç rengini değiştirirsin, tipini değiştirirsin de. diye e, erkek düşmanlığını ortaya çıkarttı. Aslında çok yanlış. Ya aslında günümüzde pozitif ayrımcılığı bir şekilde Hı -hı. kullanılması gerekiyor kadından yana. E, Burada nasıl bir ikileme düştünüz? Ben aslında onu çok merak ettim. Ay çok şimdi. zor bir masada şu anda bu arada. Iki, i̇kileme düşmedik. Bakın bahsettiğim şey şu. Feminizmi, feministim diyenler bile yanlış biliyor, yanlış e, kullanıyorlar. Şimdi feminizm dalga dalga, feminizm bu arada çok ciddi bir siyasi harekettir. Sosyalizmin alt dalındadır. Ay, u, uluslararası ilişkiler eğitim alırken ben ders olarak falan okutulan bir evet. e, ideolojidir ve feminizmin birinci dalgasında bir hak eşitliği, hak mücadelesi, kadınların haklı mücadelesi. İkinci dalgası geliyor 60'larda bir cinsel devrim var. E, o da yine kadınların hani kendi haklarını almak ve kendi kararlarını verebilmek üzere e, yine bir e, hani kabul Olmaz. edilebilir bir dalga. Kadın hakları işte. Ama iyi, aynen olması A gereken ama orada. Şimdi Olabilir o orada, de, orada orada sıkıntı yok olmuş. Adam hep pazarda kalmış. Zaten tartışmıyoruz yani, bunu. Yani konuda Fakat yani. üçüncü dalgadan itibaren kadınların güçlendirilmesi dalgası başlıyor. Şimdi problem şurada başlıyor. Bu arada sermaye kadınları keşfediyor ve iş gücüne katıyor. Kozmetik evet. <laughs> yine kozmetik. yine güzellik. her bütün Kıyafet. sermayeden bahsediyor. E, Tabii canım parayı e, kadınlar aynen topluyor kadın. Ve bu arada bu arada ...bu yönlendirmeleri yaparken elinin ayarını kaçırıyorlar ve şöyle bir şey oluyor. Kredi kartı. Kadınları... <laughs> <laughs> Kadınları... Yanlış sıfır görmüşüm. Kadınlarımızı güçlendirirken erkekleri ihmal ediyoruz. Yani aynı oranda erkek yatırımını yapmayı bırakıyor... ...ve bir ayrımcılık, o pozitif ayrımcılık dediğiniz şey... Hı hı. ...bir sosyolojik olarak dengesizlik getirmeye başlıyor. Şimdi üzerine evet. bu üçüncü dalgada da 90'lı yıllarda tamamlanıyor... Dördüncü dalgayı çıkartıyorlar. Şu anda bir e, cinsiyet kimliksizleştirme mücadelesi ve enteresan bir şekilde dördüncü dalga. Militer feministlerin şu an düşmanı kadınlar, cis kadın diyorlar, e, kendi cinsiyetini, doğumdan gelen cinsiyetini yaşayan kadınları da erkek gibi düşman algısına soktular. Şimdi bu kitap biraz manifesto. Yani bunları anlatan... Ve hani bunun doğru olmadığını yani feminizmin aslında bir kadına dost olmak olmadığını çünkü şu an 400 dalga feministler hani kadın gibi mesela Ayşe Hanım gibi bir kadın gibi kadınlığını yaşayan kadınlara da böyle düşman davranıyorlar. İltifat geldi sevindim. <laughs> Kitapta çok güzel şeyler yazıyor. Ben onları söyleyip size bırakacağım sözü. Ee, bir kere gerçek özgürleştirir diye giriyorsunuz. Devamında da şu kelime çok güzel ve anlayacaksın ki iyi kadın yoktur kötü kadın da yoktur. Sadece kadın vardır. Aynı şekilde iyi erkek de yoktur. Kötü erkek de yoktur. Erkek vardır. O sana davranışıyla iyi, sana evet. davranışıyla kötü olur deyip sözü size bırakıyorum. Şimdi ben bu kitabı okumaya başladım diyelim. Bende nasıl bir etki yaratacak? <laughs> Özellikle o ama bende yaratacak etki. <laughs> Bak, e, bugün tanıştık evet. e, Emrah Bey sizinle. Çok hmm. düzgün. Hmm. Hani e, yani dış görünüş olarak değerlendirmiyorum. Sadece Böyle evet. hani yetişmiş, donanımlı şey. Kitabın büyük bir çoğunluğunda kendinize dair şeyleri okuduğunuz zaman ya ben doğru yapmışım diyeceğim. Hani adammışım diyeceksiniz. Ama öbür tarafta kadınlarla alakalı olan bölümleri okuduğunuz zaman geçmişiniz bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek. Ve bildiğin yaptığınız doğruları da hani iyi ki yapmışım aferin bana helal olsun diyeceksiniz. Ama bir yerde de yani kimse, hiç kimse %100 doğru değildir kimse %100 Kesinlikle. haklı değildir yaptığınız hataların da mantığını anlayacaksınız. Yani önemli olan hata yapmamak değildir. Hataları tekrarlamamaktır. Ve işte gerçek özgürleştir dediğimiz şey orada bir gerçek gerçeklerden bahsediliyor. Özgürleşeceksiniz. En kısa zamanda okuyacağım o zaman. <laughs> E şöyle bir şey de var. Sadece yazar değil onu söylemedik. Bir sosyal medya fenomeni de duruyor ya karşımızda. Bir sosyal medya. İçerik üretici diyelim Ayşe Hanım. İçerik üreticisi. O Daha kelimeyi sevmiyorum ben. Tamam içerik üreticisi. E orada da birçok konuk alıyorsunuz. Tabii. Bu şu demek o da benim programımıza, yani bizim programımıza konuk oldunuz. Biz de sizin programınız. Kesinlikle en kısa Şimdi... zamanda. Emrah Bey okur okumaz eleştirileri ve Hı -hı. en sert eleştirileri de dahil olmak üzere tamam. her türlü şey sizi de Emrah Bey'i de konuk olarak Hı -hı. E, kanalıma mutlaka bekleyeceğim tabii. Ki. Şimdi benim oraya geldiğimde ya da şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum şöyle Buyurun. birazcık baktığımda çok güzel kelimeler var mesela cümleler var. Zamanınız değerlidir, zamanınızın kıymetini bilin, kaybetmeyi öğrenin. Acaba sizin arkadaş çevreniz nedir ki arkadaş çevresi ben şu söze çok inanırım. En yakın üç arkadaşın aslında senin Özetindir Sarlayan. sözüne ben inanırım. Ee, ve devam ettiğimde yolculuktan yokluğa, varlığa, cesareti özgüveni eğitimi her şeyi anlatan bir kitap. Peki buradaki en can alıcı nokta nedir? En can alıcı, can Çok alıcı nokta. Çok zor sorular sorarız bu Yo, arada. Az önce kendiniz okudunuz. Gerçek özgürleştirir. Gerçek özgürleştirir. Aynen. Özgür olmak önemlidir. Bakın biz 8,5 milyar insan olarak bütün dünyada, <laughs> Türkiye için konuşmuyorum bunu genel olarak, buçuk milyar insanı yönetebilmek için algıları yönetmeniz ve manipüle etmeniz gerekir. Dolayısıyla her yerde ama yani okuldan, sinemaya, işte sokakta gittiğiniz simitçiden, işte ne bileyim evinizde, eşinizle yaptığınız sohbete kadar herkes birbirinin algısını yönetmeye çalışıyor ve manipüle etmeye çalışıyor. Şimdi oradaki en vurucu yer, ben o kitaptaki amacım gerçeği sunmak. Yani özgür insan mutlu insandır ve özgür insan üreten başarılı verimli insandır. Bu kitabı okuyan insanlar özgür olsun diyorum. Birileri şunu söyledi diye hani bu böyledir kalıbından çıksın düşünsünler. Ve kendi tecrübeleriyle harmanlasınlar. Herkes kendi doğrusunu zaten bulacaktır. Ve manipülasyonun en önemli şeyi yine ikinci dediğiniz şey iyi kadın yoktur kötü kadın yoktur. Bakın kadınlar da kendilerine Bizler de kadınları haddimiz olmadığı halde yargılıyoruz. Ön yargılarla yaklaşıyoruz. Her yaklaşamazsınız. Yani Tabii siz tanırsınız, ön tanıdıktan sonra belki hukukçu olmanın da verdiği bu mantıklı yaklaşım. Datasetini alırsınız, verileri alırsınız. Verileri aldıktan sonra o kadın hakkında veya o erkek hakkında bir takım yargılara varabilirsiniz. Şimdi genelde tam tersini yapıyor insanlar. Ve bu da yani yapana da o yargılamaya maruz kalana da zarar veren sıkıntılı durumlar oluşturuyor. Yani bu bir kitap olarak dedim ya bir hı hı. eser sonraki işte gerçekleri gösteren bakın doğrular değil. Çünkü herkesin doğrusu farklı olabilir. Hatta zamana göre doğrular bile değişir. Ama gerçekler hep sadedir, tektir ve bakmayı bilene biz bakmayı öğretmeye çalışıyoruz. Hem kanalımızda hı hı. Çatısızlar TV diye bir kanalım var. Bilmiyorum diye <laughs> Hem de kitabımda amacımız yani gerçekle insanları yüzleştirmek hı hı. ve gerçeği görmelerini sağlamak. Şimdi ben genelde kısa yolları ya da bir şeye ulaşmayı çok çabuk seviyorum. Hani çabuk yoldan ulaşalım diye. Şimdi Kızıl Sırları okuduk okuduğumuz zaman bize ne anlatacak tam olarak? Hedefi ne olacak bu kitabın? Ah. Şimdi e anlatacağı sonda. şeylerden birisi hayatta kısa yol diye bir şey yoktur. Yok mu? Az önce <laughs> şu an şu an hiç okumadan okumadan, <laughs> okumadan. ama hayatta kısa yol diye bir şey yoktur. Uzun yol diye de bir şey yoktur. Şimdi okuduğunuz zaman dedim ya o gerçeğe ulaşmaya o data setin elini alacaksınız. Ve yargılarken etrafınızdaki insanları hani erkekleri de kadınları da. Çünkü şimdi mesela kitabın yarısı erkekler için olan kısmı sizin çok ilgi alanınızda olmayabilir. Niye? Özellikle genç arkadaşlara yolunu bulması için işte zaman yönetimiyle, ilişki yönetimiyle, stabil duygusal stabiliteyle, istikrarla alakalı bölümler. Şimdi bu yaşa gelmiş işte sunucu artı dış ticaret uzmanı, ithalat ihracat uzmanı Emrah Bey'i çok da ilgilendirmiyor zaten gelmiş bir yerlere. O biraz daha 20'li yaşlarında hani daha ne yapacağını bilmeyen, yalpalayan ve yolunu bulamayan arkadaşlarımız ben için. Ben o konuda da biraz şeyim ya hani öğrenmeyle alakalı hep bir açıklık vardır Doğru, sonu yoktur tabii. Yani her zaman öğrenirsin. 20 Sonda yaşlarda, 40 yaşta, 50 yaşlarda, 60'ta da bir şey öğreniyorsun. Yani muhakkak öğreniyorsun. Öğrenmenin yaşı yok. Kesinlikle ona inanıyorum. Son, sonuna kadar katılıyorum. Efendim kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sözü Emrah'a bırakıyorum. Şimdi Cem Bey sormam gereken önemli soru. Şimdi siz artık bir yazarlık yapıyorsunuz. Onlarca bir de avukatlık var. Peki bir tercih yaparsınız. Avukatlık mı, yazarlık mı? Abi ikisinin de tatmin noktası farklı. Maddi olarak yüzde bir milyon beş bin defa avukatlık derim tabii Hı. ki. Ama yazmak da eser bırakmakla alakalı bir şey. Avukatlıkta da eser bırakıyorsunuz. Ama bıraktığınız eser bireysel olarak insanlara dokunuyorsunuz. Ama bir yazar olarak amacım topluma dokunmak olduğu için yapabiliyorsa mesela gençler ikisini birden yapsın. Keşke. <laughs> Keşke. O yüzden e, ikisini birbirinden ayrı tutamıyorum. avukatlık benim mesleğimdir, kutsal bir meslektir ve e, 23-24 yıldır böyle aşkla ve şevkle yaptığım bir iş. E, şey. Ama yazarlık yani sonraki nesillere aktarmakla alakalı bir eser yaratmakla alakalı maddi olarak beklentileri tabii karşılamıyor. Bugün bugüne kadar ben hiç bu işten zengin oldum diyen yazar görmedim. Ee, en azından son dönemde görmedim. Ee, ama e, kişisel olarak, manevi olarak tatmini o da çok üst düzey. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, son olarak e, yarın 10 Kasım, malum. E, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmetle ve özlemle anıyoruz. Efendim. Benim nacizane vücudum elbet bir gün son bulacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atamızı saygı ve özlemle anıyoruz. Haftaya tekrardan Beyaz TV ekranlarında görüşmek üzere, hoşçakalın.